ekonomi hepimizin hayatının ana damarı. Hepimiz ne olacağını merak ediyoruz. Dünya çok büyük, hep konuştuğumuz küresel bir finans krizine doğru koşar adım ilerliyor. Getirmek istedikleri yer dijital bir para birimine geçilmesi ve bu tarihini ben söylüyorum ya. 2023'ün hesapları donduracaklar. Bankalardaki hesaplar bloke edecekler, insanların parasını vermeyecek. Bu kaosu yaşatacaklar. Doları böyle tutmaya çalışacaklar ama bir yerden sonra hızlı bir yükseliş göreceğiz demişti. Kaç haftası kaldı İlkay? Birkaç hafta, ay da demiyorum bak. Sonbaharda bütün dünyanın gündemine oturacak olan konunun Çin ve Tayvan gerilimi olacağını ısrarla söylemiştim. Çin savaş gemileri ihlal ettiği andan itibaren Tayvan karasularını orada başlıyor. O yüzden herkesin gözü orada olsun derim. Arkadaşlar, İlkay Bağıralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ama maalesef boş günlerden geçmiyoruz. Ekonomi hepimizin hayatının ana damarı. Hepimiz ne olacağını merak ediyoruz ve hepimiz şimdi konuğum olacak kişinin ne diyeceğini de merak ediyoruz. Harika bir YouTube kanalı var, videoları var, seminerleri var, kitapları var. Hamza Yardımcıoğlu'na soracağım yine, ne oluyor, neler bekliyorsun bugünlerde diye. Çünkü enteresan dünyadan da gelişmeler var bir taraftan. Sevgili Hamza, hoş geldin. Hoş bulduk İlkay. Yani bu arada bir böyle birkaç ayda bir değerlendirmelerimiz benim çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Teşekkür ederim bu yoğunlukta vakit ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Şimdi çok sıcak bir gelişme oldu. Onunla başlayalım. Bu Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artık memlekette bilmeyen yok yani. Birkaç sene önce böyle bir şeyden haberimiz bile yoktu. Ama şimdi evet, şu gün açıklanacakmış, ne olacak diye biliyoruz. Ve 75 bas puanda politika faizini arttırdığını açıkladı. Bu arada bütün dünyada da bir faiz artışları var. Katar, Bahreyn, bakıyorum Avrupa Birliği zaten faiz arttırmaya devam ediyor. Ne oluyor? Bizi nasıl etkileyecek? Bize böyle hepimizin anlayacağı şekilde tabii, neler olacağını tabii anlatır mısın? Tabii. Şimdi bir genel çerçeve çizelim. Neden hepimiz Fed'in faizlerinin ne olacağını merak ediyoruz bütün dünya? Her şey buraya endekslenmiş. Dünya ikiye bölünmüş. Bütün dünya neredeyse faiz arttırıyor. Faiz artırmayan, tersine indiren iki tane ön plana çıkan ülke var. Türkiye'yi saymıyorum. Rusya var, Çin var. İki kutupa bölünüyor. Bu kutuplar kendi aralarında ayrılıyor. Fraksiyonları var. Türkiye'nin apayrı bir durumu var. Onu başka bir kenara koyup tartışabileceğimiz. Ama Amerikan faizlerinin artması, kurlar üzerinde baskı oluşturması, gelişen ekonomilerde vesaire. Daha şimdi bir sürü açacağız bunları da. Çok basit bir örnek vereceğim. Örnekten başlayalım ki anlaşılsın. İlkay, senin şu anda 5.246 dolar borcun var. Bundan haberin var mıydı? Hiç yok. Bu, zaten yeterince borcum var benim. Üstüne mi bu kadar borcum var? Türkiye'nin dış borcunun kişi başına yani nüfusa böldüğün zaman 429.6 milyar doları 81.900 milyon nüfusa böldüğümüz zaman her birimizin bebekler dahil herkesin 5.246 dolar şu an borcu var. Ondan sonra her 1 liralık kur farkı geldiğinde ki aşağı yukarı her ayda bir 1 lira döviz kuru artıyor değil mi? Her 1 liralık artışta 5.246 lira bu borca ekleniyor. Bu toplam borcun 31 milyar dolar sadece faizi var. Şimdi insanlar diyor ki devletin borcu. Hayır, öyle bir şey yok. Halkın borcu. Halk, biz ödüyoruz bunları. Bu paraları biz ödüyoruz. Cebimizden çıkıyor. Kur farkıyla ödüyoruz. Enflasyonla ödüyoruz. Vergilerimizle ödüyoruz. Anlatabiliyor muyum? İşte bu böyle bir şeye çekiyor bizi. Ve sadece bizi değil, dünyadaki gelişen ekonomilerin hepsinde de benzer durum var. Ama gelişmiş ekonomilerde durum zannedilenden çok daha kötü ama görünmüyor. Şu an maskelenmiş bir şekilde. Şimdi bizim az önce söylediğim 429.6 milyar dolar borcumuz var diyoruz ama bizim ülke olarak yıllık şeyimiz ne? Üretimimiz ne? Yıllık ciromuz ne? Yani gayri safi milli hasılamız ne? 1,5 trilyon. Yani bu tabii 1,5 trilyon derken bu net bir kardan bahsetmiyorum. Bu üretimi yaparken bir maliyetimiz var.
Ama buna rağmen 429 milyar dolar bizim kazandığımız net karın da üzerinde. Yani biz bir ülke olarak bir sene boyunca hiçbir şey yemesek, içmesek, hiçbir şey tüketmesek ki böyle bir şey zaten mümkün değil. Buna rağmen biz bu parayı ödeyemeyiz. Böyle bir oransal ciddi bir problem var. Ama gidip gelişmiş ekonomilere baktığımızda, hadi gidelim Amerika'ya bakalım örnek olarak. Amerika'nın borcu 35 trilyon dolar ama yıllık üretimi 20 trilyon dolar. Bak, aradaki farkı görüyor musun? Yani yıllık cirosunun 1,5 katı, bizimkinin çok 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 daha üzerinde. Peki onlar neden bizimki kadar ağır hissetmiyorlar bunu? Henüz hissetmiyorlar. Çünkü onların parası, Amerika Birleşik Devletleri doları dünyada hala insanlar, ülkeler şikayet ediyor da olsa bir rezerv para olma özelliğini hala koruyor. Amerika'nın elinde böyle bir güç var, böyle bir egemenlik var ve bununla devam ediyorlar. Ama orada da işler öyle bir terse dönecek ki merkez üssü Wall Street olan bir küresel finans depreminde bunun etkileri bütün dünyada hissedilecek. Burada daha çok hissedilecek. Peki nasıl olacak? Mesela birkaç örnek vereceğim, rakam vereceğim. Dünyanın buraya nasıl geldiğini işte. Neden biz bu kadar Fed'in faizleri üzerinde konuşuyor olduğumuzu. Ki Fed'in faizleri yüksek hani 2,25-2,5 aralığına geldi. Çok yüksek faiz falan konuşuluyor da tarihsel seyrinin üzerinden nominal değerlerde baktığımızda öyle gözüküyor da gerçekte öyle mi? Halbuki gerçekte öyle bir şey yok ki. Reel olarak baktığımızda negatifte %7'ler civarında bir faiz var. Aslında Amerika'da da dünyanın hiçbir yerinde faiz yüksek değil. Negatifte şu anda dibinde enflasyon faktörünü işin içerisine kattığımızda. O yüzden hala bugüne kadar son 6 aylık para politikaları piyasaların çökmesine işte bundan dolayı sebep olmadı. Bu enflasyonun getirdiği rahatlıkla bu faiz artışlarına gidiyorlar ama ona rağmen sarsıyor. Ekside olmasına rağmen sarsıyor. Şimdi şu çok soruluyor. Bu kadar para basıldı, neden enflasyona paranın basıldığı oranda bir etki yapmadı? Burada çok önemli bir faktör var. Velocity dediğimiz, paranın dönüş hızı dediğimiz, paranın kaç kere el değiştirdiği. Mesela biz bir ekonomi olarak, bir merkez bankası olarak 100 lira bassak ve o para piyasada 10 kere el değiştirse o ekonominin değeri 100 lira değil, 1000 liradır. Onunla çarpmak lazım. Çünkü 10 kere bir para el değişmiştir. Kaç kere değiştiyse bir sene içerisinde buna velocity deniyor. Şimdi biz gidip tarihsel olarak baktığımızda 2008 krizi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde daha kriz, resesyon başlamadan önce velocity 10,7 seviyesinde. Bu neyi gösteriyor? Ekonominin canlılığını gösteriyor. Para hacmi daha o zaman bu genişlemeci politikalar bugünkü kadar vahşi bir halde değildi. Vardı ama o kadar sert değildi. 800 milyar dolarlar civarında bir bilançosu vardı Fed'in ve 10,7 velositeydi. Krizin ardından o kadar düşmeye başladı ki bu 2020 yılına gelene kadar yani pandeminin öncesine daha Covid daha ortada yokken geldiği seviye 5,4'tü. Yani yarıya inmişti. Yani paranın dönüş hızı yarıya inmişti. Covid'den sonra ne oldu? 5,4'ten kaça indi biliyor musun İlkay? 1,2'ye indi. 5'te 1'e indi. Yani harcamaların, bak yani mevcut paranın para miktarına oran olarak 5'te 1 harcamalar düştü. Bunun bir bölümü evet para arzının artırılması bu oranda etki yapıyor. Diğer bir bölümü de insanların para harcamıyor. Yani daha bir fakirleştiği, para harcayamaz duruma geldiğini gösteriyor. 1/5'e düşmesi, bu paranın dönüş hızının. Şimdi böyle bir durum oluştu ki Amerika'da tarihinde görülmediği kadar bugün hane halklarının Amerikan bankalarında vadesiz mevduatları birikti. 4 trilyon doların üzerine çıktı. Bu kadar para basıldı. Harcamayınca nereye gidiyor? Bankaya gidiyor. Mevduatlarda duruyor. Yani vadesiz mevduatlar, vadeli mevduatlar işte para tanımları M1, M2 diye tanımlarken bunlar eklenerek böyle kategorilere ayrılıyor. Şimdi orada böyle bir şey var. Duruyor. Yani böyle bir fırtına öncesi sessizlik. Bir buzdağı var ya da patlamaya hazır bir bomba var aslında. O mevduatlardaki 4 trilyonun üzerindeki vadesiz para patlamaya hazır bir atom bombası. Dünya ekonomisi açısından da. Bir enflasyon. Peki bunu nasıl orada tutacaklar İlkay? Burada onu orada harcanmaması çünkü enflasyonu patlatacak.
Düşünsene yani bu para harcandı. Şimdi 1.2'den tarihsel olarak geriye gidelim 5.4. Ondan da geriye gidelim 2008 öncesi 10.7'li seviyelere tekrar geri geldiğini düşünsene Wall. Amerikan enflasyonu bugün olduğunun 10 katına çıkar. Yani bugün %9'larda ya %90'lar Amerika açısından kesinlikle kabul edilemez bir yıkım anlamına gelir. Yani onu bile görmese 5'e bile gitse %40'lar 50'ler Amerika tarihinde gördüğü bir enflasyon değil. O yüzden bu parayı burada tutmak zorundalar. Burada tutmak için ne yapmak zorundalar? Enflasyonun yükselmesini önüne geçmek zorundalar. Çünkü enflasyon yükseldikçe insanlar parayı harcama eğiliminde olacak. Çünkü para değer kaybediyor. Kimse elinde tutmak istemeyecek. Hemen bakalım Türkiye'de nasıl durum, öyle değil mi? Kim hesabında TL tutuyor ya da evinde cebinde TL tutmak istiyor? Hiç kimse istemiyor. Niye istesin ki yani? Çünkü değer kaybediyor. Şimdi Amerika'nın bunun olmasına izin vermemek için ne yapması lazım? Faiz artışlarını daha da agresifleştirmesi lazım. Bu negatiften en azından sıfıra doğru biraz yaklaştırması lazım. Ve bunu yapmaya çalıştığı süre içinde de bu da piyasalar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ve dünya çok büyük, hep konuştuğumuz küresel bir finans krizine doğru koşar adım ilerliyor. Ve bununla alakalı bir önceki deneyimimize baktığımız zaman, biz bunu 2020'de gördüğümüzde Mart ayından sonra karşımıza çıkmıştı bu finansal kriz. Ve bununla eş zamanlı olarak bir pandemi ilan edilmişti. Ama pandemiyi Dünya Sağlık Örgütü ilan etmeden 2 ay önce başka bir şey yapmıştı. Küresel acil durum ilan etmişti. Ocak ayında. Yani 2020'nin ocağında önce küresel acil durum ilan etti. Covid ile ilgili kimsenin hala umurunda değildi. Sonra Mart'a geldik. Bu finansal kriz yaşandı. Borsalar çöktü. Bu sefer ne oldu? Pandemi ilan etti. Şimdi bugün geliyoruz bakıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde bir acil durum ilan etti. Hatırlıyor musun? Maymun çiçeği üzerinden acil durum ilan etti. Şimdi bunu daha ondan da öncesine gidip baktığımız zaman bu hastalığın yayılma hızının bir tehdit olamayacağını, bunun bir salgın olamayacağına dair küreselci sağlık kuruluşlarının sözcüleri konumunda olan bilim adamları tarafından yapılan açıklamalarla bile önümüze geldi. Böyle bir risk yok, böyle bir tehlike yok diye. Ama buna rağmen kalktı gitti Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Acaba bunun arkasından ne gelecek diye bir soru işaretini ben bir kenara koyuyorum. Şimdi önceki örnekte 2 aydı. Bugüne getirip baktığımız zaman şu anda işte Temmuz'un sonlarına doğru. Ağustos, Eylül diyelim. Yani Eylül tarihi karşımıza çıkıyor ve Eylül ekonomik açıdan da o kadar bir şey kritik bir dönem olarak karşımıza çıkıyor ki benim uzun süredir sonbaharla bütün dünyanın gündemine oturacak olan konunun Çin ve Tayvan gerilimi olacağını ısrarla söylemiştim. Şimdi yani Rusya ve Ukrayna'ya nasıl konuşuyorsak daha yüksek gerilimli o gündem olacak demiştim. Bu sefer bununla ilgili gelişmeler başladı. Bak hepsi İlkay birbiriyle o kadar ilişkili ki sağlık diyorsun, işte ekonomi diyorsun, savaş diyorsun, politik ne alaka gibi gözüküyor da halbuki ortada bunlar o kadar böyle birbiriyle beraber çalıştırılan ve arkada da gizlenen bir gerçeklik var ki bugün karşımıza ne çıktı? Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bir Tayvan ziyareti gündemi var. Ama bununla ilgili henüz alınmış bir karar yok. Ve bu şeylerin üzerine, bu tartışmaların üzerine Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yapıyor. Bak çok yeni güncel sıcak haberler veriyorum. Ve diyor ki Pasifik'te bir kaos çıkmasına Çin izin vermeyecektir diyor. Şimdi Çin'in niye durup dururken böyle bir şey söylüyorsun? Durup dururken değil. Pelosi'nin Tayvan ziyareti üzerine. Şimdi Çin'in Tayvan üzerinde bir egemenlik iddiası var. Tayvan'ın özelliğini tanımıyor. Diyor ki bizim diyor orası da Çin diyor bizim kontrolümüzde olmalı. Ve biz orada Amerikan varlığını kabul etmiyoruz. Amerika tarafından silahlandırılan bir Çin'i kabul etmiyoruz gibi söylemleri var. Ve Savunma Bakanlığı sözcüsü ekliyor. Diyor ki bu ziyaretin önüne geçmek için, Amerika'nın buradaki varlığının önüne geçmek için gerekirse askeri gücümüzü kullanırız. Şimdi bak işler nereye doğru gidiyor?
kızışmaya doğru gidiyor. Hatta son yine böyle yeni bir haber dolaşıyor. Yani dolaşıyor derken gerçek bir haber bu. Singapur'da bulunan bir Amerikan uçak gemisi şeye doğru, Güney Çin Denizi'ne doğru yola çıktı ve Tayvan'a doğru ilerlediğine dair haberler şu anda dünya medyasında. Ortalık yavaş yavaş ısınmaya başladı. Geldik mi buraya? Ve Amerika'daki uzmanlar şunu tartışıyor. Eğer Nancy Pelosi'nin ziyareti şey olursa, kararlaştırılır ve bir takvim açıklanırsa, Çin askeri, bu tabii spekülasyon olarak ortaya koyuyorlar ama Çin donanması Tayvan açıklarına uçak gemileriyle gidip hava sahasını kapatıp onun oraya inmesini bile engellemeye çalışabilirler yorumları geliyor. Ki bundan birkaç hafta önce eski bir Amerikalı diplomatın Tayvan ziyareti bile bir krize neden olmuştu. Emekli bir diplomat olmasına rağmen. Ama şimdi burada iş bir üst level atlıyor. Şimdi bak görüyor musun nasıl hepsi üst üste gelip bütün Rusya'nın tedarik zincirindeki kırılma anlamında dünyaya yaşattığı şokun çok daha büyüğünü bu sefer Çin'in dünyaya yaşatması beklenerek bu tür hamleler gerçekleştiriliyor. Ve biz yakın bir zamanda bu işlerin iyice işin daha çıkılmaz ve dolayısıyla yaklaşmakta olan küresel finansal yıkımın şeyini maskelemek için işte bir taraftan salgınlar, bir taraftan böyle dünyadaki krizler, hatta buna ek olarak şöyle bir olasılığı da ben göz önünde bulunduruyorum. O da iklim silahının kullanılması. Çünkü o kadar çok iklim üzerinden söylenler gündeme getiriliyor ki bunun üzerinden siyasi baskılar oluşturuluyor ki birçok dünya ülkesi üzerinden. Bak şu anda herkesin konuştuğu işte Paris İklim Anlaşması, yok işte gaz salınımı, karbon ayak izleri bilmem neler bilmem neler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, Amerikan donanması, bir de Alaska Fairbanks Üniversitesi. Bak üç tane kurum ismi sayıyorum. Amerikan Hava Kuvvetleri, Amerikan donanması ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alaska Fairbanks Üniversitesi, bu üçü bir çalışma yürüttü. Bu yıllarca yürüttükleri bir proje, bir program, ismi de HAARP biliyorsunuz. Herkesin duyduğu bir isimdir. Yani High Frequency Auroral Research Program. Bu bir iklim silahıydı. Amerikan askeri ve aynı zamanda bir ayağı da üniversite akademik bir proje. Bu bir iklim silahı olarak yapıldı. Ama bunun bir ayağı da hiç kimsenin bilmediği kısmını da söylüyorum. Bu işin jeolojik ayağı var. Çünkü iş Jeoloji Enstitüsü'nde yapılıyor. Alaska Fairbanks'te. Birebir görüştüm adamlarla. Jeoloji Enstitüsü'nde. Yani bunun üzerine bu krizi, bu finansal yıkımı geçen sefer nasıl pandemiyle maskeleyerek bir günah keçisi ilan edildiyse, bu sefer işin içerisine fırtınalar, yağmurlardan gelen sel baskınları, depremler bile söz konusu olabilir İlkay. Millennium Challenge diye bunlar yıllar önce bir tatbikat yapmışlar ya, deprem oluyor 96 saatte de işte İstanbul işgal ediliyor gibi. Öyle bir şey bekliyor musun Hamza? Yani böyle harple bir deprem yapılıp Türkiye'de hani o Tayvan Çin'deki gerilim Türkiye ya da bu coğrafyada da çıkartılabilir mi? Bir işgal bekliyor musun, Yunanistan işgali falan? Yani bu Nasıl bir bakıyorsun ona? olasılık olarak kenara koyalım ve olasılık üzerinden şey yapalım, konuşalım. Dediğin tatbikat yapıldı 2001 yılında. Amerika bir tatbikat yapsın, isterse 20 sene, 30 sene fark etmez. Bunun senaryosunu yazmışsa, bir senaryo var ortada. Ve o senaryo neydi? Bir ülke var, bu ülkenin ortasından bir boğaz geçiyor, deniz geçiyor. Ondan sonra azınlıklarla ilgili problem yaşıyor. Bir ada ülkesiyle ilgili problemleri var. Yani bildiğin Türkiye'yi tarif etmiş yani. Yani bir Bir adını deprem, söylememiş, hani bir söylese adını de bu kadar söylememiş. tarif etmez. Aynen, bir adını söylememiş. Ondan sonra burada yaşanan depremin üzerine buraya yardım işte kuvvetleri adı altında işgal kuvvetlerini sokuyor ve çünkü o zaman oradaki hükümet bu şeyleri kabul etmiyor. Bir kaos oluşuyor. Biz kendimiz çözeceğiz falan filan diye. İş karga şeyi ortadan kaldırmak için NATO'nun, bak Türkiye'nin 2016 yılında imzaladığı bir NATO sözleşmesinde, bir NATO ile bir anlaşmada var. Hatta ben bunu gördüm. Cumhurbaşkanlığı'nın şeyine, resmi gazetede Cumhurbaşkanlığı şeyiyle de onayıyla da yayınlanmış bir şey yani. Ben resmi gazetedeki şeyini bile okudum. Orada diyor ki NATO ülkelerinden bir tanesi bir kaosun içerisine düşerse
NATO birlikleri oraya girip orada düzeni sağlayabilir. Yani biz imza atmışız yani bunun altına. Neyse, ondan sonra senaryoya göre geliyorlar buraya ve 96 saat içerisinde şey yapıyor, işgal üzerinden bir şey yapılmış. Bu bugünlerde gündeme gelmesinin sebebi de, konuşulmasının sebebi de Amerika'nın Türkiye etrafındaki oluşturduğu askeri varlık. Yunanistan burada ön plana çıkıyor. Ondan sonra bakıyorsun Suriye'nin kuzeyinde oluşan bir yapılanma var. De facto bir Kürt devleti oluştu zaten orada. Türkiye'nin buna karşı bir tepkisi var. Gerçi benzer bir durum şeyde 2. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'ın kuzeyinde de aynı şey olmuştu. Aynı süreçleri yaşamıştık. Ve geldiğimiz noktada Türkiye bu konuda tabii ki söylemlerin hiçbir tanesi, yani hep tersine hiçbir şey olmadı yani. Şey, bir kırmızı çizgimiz falan. Aynısı şu an Suriye'de geliyor yani. Ben Türkiye'nin bunun önüne pek geçebileceğini düşünmüyorum ama bu sefer biraz daha ciddiye alıyor Türkiye bu meseleyi. Neden? Çünkü bu sefer Türkiye'den toprak talebinin gündeme gelme ihtimali üzerinden, bunun bu ihtimalin güçlenmesi. Çünkü sadece orada Kürdistan Federal Bölgesi biliyorsun Kuzey Irak'ta. Bununla alakalı yeterli bir şey yoktu. Bir gücü bunu böyle bir şey yapabilecek. Ama bu sefer Suriye'de işin içerisine girince hatta bu iş savaş meseleleri bile bunun üzerinden şey yapılır, konuşuluyor. Bu senaryolar bunun üzerinden yapılıyor. Türkiye'de bir Kürt-Türk çatışması böyle bir provokasyonla başlatılıp ve buradaki unsurların buraya girmesiyle ilgili senaryolar var. Yani bunlar Batı'da da konuşuluyor. Askeri konferanslarda da gündeme geliyor. İşte bütün bunların bu döneme denk geliyor olması bizim karşımıza bunu çıkarıyor. Türkiye'de işte Yunanistan üzerinden, bir deprem üzerinden. Ama bunlar dediğim gibi bir spekülasyon tarafı için. Ama az önce konuştuklarımız hepsi birebir gerçekler. Şu an yaşanan şeyler ve yaşanacak olan, devamında yaşanacak olan şeyler. Ve biz bunların tabii hepsini de bir araya getirip bu şeylerde yapabiliriz, spekülasyonlarda üzerine ekleyebiliriz. Ama işte hani dediğin gibi sadece spekülasyonda değil, çünkü çevremizde olanlar, hani sınır komşularımızda olanlar, yapılan sığınaklar, açıklamalar, evet, falan da böyle sanki spekülasyonun ötesinde de bir şeyleri çağrıştırıyor. Haksız da değil insanlar endişelenmekte. Evet. Yani maalesef şu anda dünya böyle bir ekonomik belanın içerisindeyken, ki hak ettiği bir bela aslında bu. Amerika Birleşik Devletleri de bugün dolar üzerinden sağladığı egemenliğini, yani askeri gücüne olan gereği çok azaltmasını sağlayan o dolar egemenliğini elinden kaybederken bunlar olacak, yaşanacak. Bunun karşısında da karşı kutupta bulunan güçler, işte Rusya gibi, Ukrayna gibi ve dünyanın daha birçok sayabileceğimiz ülkesi, bunların şey, o askeri kuvvet olarak ön plana çıktığı için bunlara örnek veriyorum. Buna Hindistan'ı da ekleyebilirsin yani. Bir sürü şey ekleyebilirsin. Bunlar da buna karşı duracak, pozisyonlanacak. Dünya o yüzden şeye ayrılıyor. Yani Zelenski söylemişti bu cümleyi, çok da doğru. Bu çatışmalardan sonra, Rusya-Ukrayna çatışmalarından sonra yeni bir Berlin duvarı yükseldi diyor, dedi. Yani hakikaten o çok güzel bir benzetmeydi. Dünyada Doğu ile Batı arasında yeni bir Berlin duvarı yükseldi. Ve o daha da böyle şey oluyor, muhkem hale geliyor bu gelişmeler ilerledikçe. Süreç böyle yani. Şimdi bunlar aslında dünyaya hakim olan bu güç diyeyim, ekonomik güç, kendi iflasını geciktirmek için, ben öyle düşünüyorum. Dünyayı karıştırmaya hazır ve biz bunları yaşıyoruz ya. Bak, maymun çiçeğiyle ilgili söylediğin şey de çok önemli. Hem insanlar hiç önemsemiyor ama bir taraftan bir açıklamalar yapılıyor. Korona sürecinde yaşanmış, dünyayı bir taraftan karıştırmaya çalışıyorlar. Bizim topraklarımıza da bir karışıklık ekiliyormuş gibi falan. Çok enteresan şeyler yaşayacağız galiba. Peki sen ne bekliyorsun sonbaharda? Hani senin videolarında da görüyorum. Şöyle söyleyeyim ben sana. Hatta şu söylediğin cümleye de şöyle bir ek yapayım. Kendi iflaslarını geciktirmek yerine şöyle düzeltelim onu. Kendi durumlarının, kendi güçlerini çok daha artırmak diyelim ona. Çünkü şimdi herkes ekonomi kötüyken zannediyor ki evet birileri kaybediyor da, ama birileri de kazanıyor. Önümde rakam yok ama şey söyleyeyim ben sana. Bak, hatta bak, doğru yazmışım da buraya. Yani o şeyi gerisi söylerim diye. 2021 yılının Mayıs ayı, bak Türkiye'den örnek veriyorum ha. Tamam. Bankaların net karı 27.74 milyar TL iken 2022 yılının Mayıs ayı, yani bu senenin aynı dönemi net karı kaç? 132
21,1 milyar TL. Bak, Nasıl? ilk ay bak. 21 milyar, 27 milyardan 132 milyara çıkmış. 5 katına çıkmış karları. 5. Yani kimin çıkmış? Bankacılık sisteminin. Bu finans sisteminin. Faiz lobisinin. Şimdi ya son bir senede içinde olduğumuz kriz, döviz krizi, borç krizi, fakirleşme, bütün bunlar her şey ortadayken, ama bir taraftan bakıyorsun bu krizler her zaman güçlü olanı daha da güçlü hale getirir. Bankaların kar dünyada da öyle patlamış durumda. Da bankalar daha da büyüyor. Çünkü bunlardan istifade edenler böyle finans kuruluşları. Sen mesela gidip Merkez Bankası'ndan %14 ile borç alıp %22 ile 23 ile 24 ile hazineye borç verebiliyor musun ilk ay? Öyle bir şey olsa biz de gidelim alıp ondan ya böyle saçma sapan bir şey olur mu ya? Ben sana borç veriyorum, sen bana aynı parayı daha yüksek faizle borç veriyorsun yani. Yani bunu yapıyor bankalarla devlet arasında. O yüzden ben söylüyorum yani devleti kutsamamak gerekir. Yani çünkü devletin başına getirdiğin adamlar sana bunu yapıyor ya. Bu kadar yetkiyi verirsen ondan sonra bunlar karşına gelir. Yani işte 5.246 dolar örnek verdim. Bebeklerin bile borcu var ya. Ve bu artıyor, artıyor. Burada kalmayacak. Her 1 lira arttığında bunun 5.246'da hep buna ekleniyor. Bir artı faizi var ve borçlar da artarak devam ettiğini. Yani demek istediğim tam bir borç ekonomisi dünya böyle rezil bir hale getirilmiş. Türkiye'de de işte biz içinde yaşadığımız şeylerden örnekleri veriyoruz. Kim yapıyor bunları? Bu kadar işte kutsadıkları, o devletimiz bilmem. Tamam, devlet iyi bir devlet olsun. Yani böyle bir devlet de olmasın. Böyle değil ya. O zaman başımız gözümüzün üstünde yeri olsun. Ama bu bununla değil. Anlatabiliyor muyum? Sen razı mısın bundan? Bu kadar borcun olması, eşinin, çocuğun, hepsi. Yani tek bir tek senin değil, bir hanede kaç kişi var? Anlatabiliyor muyum? Bu böyle ödenebilecek bir para da değil yani bunlar. Ha, şimdi ne olacak? Senin geldiğin soruya bu sefer baktığımızda bu paralar ödenemeyecek bir noktaya geldiği için bu sefer bunları küresel sermayeyi dönüştürmek istiyor. Dönüştürmesi lazım yani. Neye dönüştürmesi lazım? Dijital yeni para birimine dönüştürmesi lazım. Bunun için para sisteminin değişmesi lazım. Bu sistemle gitmeyecek ve diyecekler ki işte o yeni sistemde bu sefer bunların gücü çok daha da artacak. Yani en azından bunu hesaplıyorlar. BIS diye bir kurum var. Bank of International Settlements. Yani Uluslararası Anlaşmalar Bankası diye tercüme edebilirsin ama dünyadaki merkez bankalarının merkez bankasıdır. Hani her ülkenin merkez bankası var ya. Bu da merkez bankası. Dünyanın küresel merkez bankası BIS'in başkanı yaptığı bir açıklamada ne diyor biliyor musun? Dijital para sistemine geçmek istiyoruz. Böylece merkez bankaları olarak para üzerinde, paranın kontrolü üzerindeki hakimiyetimizi mutlak, kesin bir hale getireceğiz diyor. Ya adam kendi ağzıyla itiraf ediyor. Hepsi bunu aradı. Bu bir konspirasyon olmaktan çıktı kendi. Neyi söylüyor adamlar ya? Ben Twitter'da bile paylaştım yani o açıklamasını. Getirmek istedikleri yer dijital bir para birimine geçilmesi ve bu tarihini ben söylüyorum ya. 2023'te bu başlıyor. 2023'ün Ekim'i gibi benim tahminim 2023 sonlarına geliyor. Ve bu küresel rejim değişikliğinin başlangıç tarihi ve 7 sene sürüyor işte. Kısmi olarak dünyanın değişik ülkelerinde gele 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 2030'a kadar tamamlama hesabını yapıyorlar. Hesap bu. Ve buraya geçtiği zaman mutlak bir gücü ele geçiriyorlar ve dünyanın geri kalanının hepsi zaten şu anda hükümetler tarafından borçlandırılmış olan. Ondan sonra sana diyecekler ki, aa bak işte senin borcun bu. Herkes şeyi olmayan bir borcu üstlenmiş olacak. Bunlara ve bütün dünyayı tek dünya parasına geçirmek istiyorlar. Tek bir dünya rezerv parası dijital ve onun üzerinde mutlak hakimiyet. Bir kuruş bile onların kontrolü dışında harcanamayacak bir kuruş. Ya Janet Yellen, Fed'in eski başkanı, şu an Amerika'nın Hazine Bakanı. Ne dedi ya? Geçen, daha bir sene önce o kadar önemli bir tarihi bir açıklama yaptı ki itiraf gibi. Dedi ki dijital kimlik kara paranın önüne geçmek için bir çözümdür dedi. Ve benim o hep dijital kimlik ve dijital para diye şey söylediğim şeyi aslında tasdikini yapmış oldu. Dijital paralar senin dijital cüzdanının içerisinde olacak. O cüzdan senin hem kimlik cüzdanın hem sağlık bilgilerin var ve sağlık bilgilerinle seni istediği zaman eve kapatabiliyorlar. Şu an Çin'in yaptığı gibi. Diyor ki tak Covid diyor bu protestoculara falan. O bankacılık krizi yaşandı, millet sokaklara döküldü, tanklar indi ya. Onların hepsini şeyini Covid'li diye
damgaladılar ve hepsini, biliyor musun ne kadar şey, eve hapsetti hepsini. Ve bunu yapmak istiyorlar işte. Yalın'ın dediği itiraf oydu. Dijital kimlikler kara paranın önüne. Çünkü dijital kimlik cüzdanın içerisinde. Aynı zamanda para cüzdanı. Dijital para cüzdanı. Amaçları bu. Hesapları bu. Takvimleri 2023. Ve oraya doğru gidiyor. İşte tansiyon iki sonbaharda artıyor. İşte gıda krizleri. Ama suni ya bak. Böyle dünyada böyle bir krizler gerçekten yok aslında. Tedarik zincirlerinin kırılmasıyla. Ondan sonra fiyatlarla. Şeylere, paralara erişimlerle. Bulunursa. Hatta bak bir şey daha söyleyeyim ben sana. Diyorum ya o paranın o hesaplarda Amerika'daki vadesi mevduatlarda durması gereken o trilyonlarca dolar. Ve o gün geldiğinde ne yapacaklar biliyor musun? Hesapları donduracaklar. Bankalardaki hesaplar bloke edecekler. İnsanların parasını vermeyecekler. Bu kaosu yaşatacaklar. Çin'de minimal gördük henüz biz bunu. Bunun adı da Ice Nine protokol. Buz 9 protokolü diye bunu hesap ediyor. Hepsi hazır. Hepsi. Biz bunları konuşuruz da. Onlar adamlar önden hepsinin senaryo. Bütün Küçük dünyada mı küçük. Hamza? Yani 9 gün Bütün bütün mü? dünyada sistemi mi Bütün mü? kapatacaklar Aynen. diyorsun? Aynen öyle. Banka hesaplarına erişim dondurulacak. Borsalar dondurulacak. Her şey. Her şey. Hesap bu yani. Ve o gün geldiğinde o kaosu durdurmak için ondan sonra dünyada başlayacak işte. Rezerv paralar ne olması? IMF sahneye atlayacak, danslarını yapacak, şovlarını yapacak işte. Korkutacak yine insanları falan. Dünya Sağlık Örgütü nasıl yapıyorsa bu sefer para kuruluşu olarak diyecek. Yani nasıl küresel sağlık krizinde DSO vardı. Burada da IMF'yi atacaklar ortaya. Yine hadi bakalım yeni küresel rezerv para. Anlatabiliyor muyum? Yani bu hesap böyle. Yani hiç kimse zannetmesin ki yok bir pandemi çıktı da ondan sonra dünya kapatıldı da bilmem ne oldu da insanlar öyle bir şey yok. Hep kandırdılar herkesi. Hepimizi kandırdılar. Yani hepimiz derken biz tabii kandırıldığımızı bahsediyoruz zaten. Oranlar ortada. Yayılma hızları, ölüm oranları geçmiş rakamlarla hiç kimse kıyaslamadı. Yani ben onu da anlamıyorum. Kıyaslasaydı bunun ne kadar saçma büyük bir yalan olduğunu görecekti. Bildiğim grip vakalarından hiçbir farkı olmadığını görecekti. Şimdi aynı şeyi bak bu bir daha pandemi şeyi gelirse var ya inşallah gelmez de. Bu ne olacak biliyor musun? Bu aslında dünyanın IQ seviyesini gösteren bir şey olacak. İnsanoğlunun ne kadar ahmak olduğunu aynı şeye iki kere düştüğünü gösterecek yani. Göreceğiz hep Evet. beraber. Peki Hamza, şimdi insanlar şeyi merak ediyorlar. Sen şey demiştin, bir süre doları böyle tutmaya çalışacaklar ama bir yerden sonra Türkiye için bahsediyorum, hızlı bir yükseliş göreceğiz demiştin. Onu Evet, evet. sonbaharda mı bekliyorsun ya da onunla ilgili bir Geliyor, şeyin var geliyor. mı Onun tahmin? birkaç haftası kaldı. Birkaç hafta, ay da demiyorum bak. Birkaç haftalık olay kaldı. 3-5 hafta, bilemedim 7-8 hafta. Ne O da yine bekliyorsun? sonbahara denk geliyor işte. Ne Dolar 20, bekliyorsun? 22 liranın üstüne çıkıyor. Bir anda. Tabii birdenbire fırlıyor. Ama oradan da bir şey geliyor. Aşağı bir sallanacağını bekliyorum ben. O da büyük ihtimalle yine bir doğrudan faiz artışıyla herhalde bunu yapmayı deneyebilirler. Ama bu da çok zor olur Türkiye açısından, iktidar açısından. Çünkü seçimler geliyor. Seçim arifesinde hiç istemeyeceği bir şey bu. O yüzden Türkiye'de de daha önce bunun aylar geçti gerçi üstünden. Tam şimdi tarihini hatırlamıyorum ama şu an herkes hatırlayacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ekonomik olağanüstü hal maddesi gündeme getirilmişti. Tutanağa girmişti. Bununla ilgili bir takım iktidara yakın kişiler tarafından da bazı açıklamalar yapıldı. Bir hukukçu profesör tarafından falan. Ekonomik olağanüstü hal acilen ilan edilmeli falan. Fetvası falan böyle bunlar şey yaptılar. Muhtemelen böyle bir şeye hazırlanıyor olabilirler mi diye benim aklımda bir soru işareti oluşuyor. Çünkü öyle bir noktaya geldi ki şey kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman şu an mevcut hükümetin oyları seçimi kazanmalarının mümkün olmadığını gösteren rakamlar karşımızda. Ama kazanamazsa da bu işin arkasından çok ciddi yargı süreçlerinin başlayacağını da kendilerinin bildiğini biliyoruz. Muhalefet de bunun üzerinden söylemler getiriyor falan. O yüzden tabii ki bu iktidar değişecek ama biraz zorlayacaklar mı acaba diye de düşünmüyor değilim. Ama biz de çok sıkıntılı bir sürece doğru giriyoruz yani İlkay. Ben öyle düşünüyorum.
Peki ekonomik olağanüstü hal ilan etmeleri ne anlama gelir? Yani ne değişir hayatımızda? Ne demek bu? Sermaye kontrolleri demek. Yani bankadaki hesaplara erişimin kısıtlanması, döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesi zorunluluğu, bunu da devletin belirleyeceği kur üzerinden yapılması, döviz alımlarına getirilecek olan kısıtlamalar gibi şeyler olur. Ama bu sadece Türkiye'nin içerisinde kalacak, yani bu dışarıdan etkiler getirecektir. CDS primlerinin patlaması gibi. O da Türkiye'ye bir kuruş yeni dövizin gelmeyeceği sonucunu doğurur ki bu da bizim dolayısıyla elektrik alamayacağımızı, gaz alamayacağımızı, ham madde alamayacağımızı ve çok Sri Lanka'da yaşanan koşulları olabileceği sonucuyla karşımıza çıkar. Düşünsene yani sonbaharda kış gelmiş, hava soğumuş, gaz yok, elektrik yok. Ondan sonra gıda fiyatları uçmuş, patlamış, gitmiş falan. Ondan sonra bugün domatesin kilosu ne kadar bilmiyorum da 20 falan diyorlar yani, değil mi? Evet. Daha yaz mevsimindeyiz. Düşünsene kış olacak 50 lira bir kilo domates falan yani. Yani ben hep söylüyorum işte ben bu senenin başından beri söylüyordum. Daha ekmek 1,5 liraydı. Diyordum ki ekmek 10 lira olacak falan. Millet gülüyordu. Ekmek şimdi oldu 5 lira. Ondan sonra 10 liraya doğru gidiyor. Oluyor işte yani şimdi gördüğümüzü de söylemeyelim. Peki bir de şey var ya, hani gıda krizi gelecek. Artık yani işte bu dergiler falan malum eden olayları, Evet, onlar evet, da evet. kapaklarına Ya onu taşıyorlar. işte özet olarak şöyle bir toparlayalım istersen. Yani adamların dünyaya yaşatmak istedikleri bir gıda krizi ve bunu da iklime dayandıracaklar. Alakası bile yok yani. Zerre kadar alakası yok. Yok efendim havalar çok sıcak olmuş da buğday tarlaları da yanıyormuş da bilmem neymiş de falan. Ondan sonra halbuki küresel ısınmaya dayandırılarak dünyanın böyle büyük buğday üreticisi ülkelerinde işte Hindistan'da yaptılar. Muhtemelen Arjantin'de de gelecek. Çünkü Arjantin de perişan halde. Bu tahıl ihracatına getirdikleri sınırlamaları, yasakları sırf kendi içerisindeki talebi karşılayabilmek için halbuki adamlar bunu yapıyor. Ondan sonra diyorlar ki yok efendim küresel ısınmaymış, bilmem neymiş. Ondan sonra çünkü iyice sistemin içine edilmiş. Görüyorsun dünyadaki bak bugün daha yeni ya İngiltere'de İnsanlar sokaklarda protesto ediyorlar. Diyorlar ki ücret artışları enflasyon artışından daha az. Bak ne adamların protesto ettiği şeye bak ya. Enflasyon oranının altında ücret artışları. Bizde TÜİK'in verisini bile kabul etsen, %73 bile etsen ücret artışı onun yarısının bile altında. Yarısının bile altında. Bizde herkes kimse de niye böyle demiyor yani. Yani diyor da içinden diyordur herhalde. Ama İngiltere'de adamlar bunu söylüyor. Yani demek istediğim bunların hepsi suni krizler. Dünyaya yaşatılacak olan gıda tarafı da. Ya dünya lojistiği bunların elinde. Nakliye, navlun. Bütün şirketler bunların elinde. Yani sırf tek bir halkayı bile kırsa bunu yapabilecek bir güce. Ya düşünsene şimdi isim vermek istemiyorum da Türkiye'de de var birkaç tane şirket var bunların böyle büyük. Bu adamlar manipülasyonu yapabilecek şeyi de sahipler. Yani bunun finansman boyutu. Hepsi ya bak finansman ellerinde, nakliye boyutu ellerinde. Adamlar bunu hesaplamışlar. Oradan olmaz, buradan olur. Bir şekilde dünyaya bir gıda krizi ve bir enerji krizi yaşatmanın hesabını yaptıklarını nereden biliyoruz? Yaptıkları küresel yayınlardan biliyoruz. Yani düşünebiliyor musun? Avrupa'da bile gaz kesintilerinin bakanlıklar düzeyinde konuşulduğu böyle olağanüstü haller, emergency'ler şeyinde gündeme geldiği bir şeydeyiz. Gaza parası olan ülkelerin bile, Avrupa ülkelerinin bile ulaşamayacağı bir noktada bir de diğer bir taraftan parası olmayanlar da döviz işte Arjantin'de aynı durum. Sri Lanka'dan örnek verdik yani. İşte böyle bir şeye doğru dünya çekilip çünkü hep şöyledir, hiç değişmez kural. Ordo ab cao. Latincedir bu. Kaostan doğan düzen demektir. Bu iş böyle. Yani bunlar bu dünyayı kafalarındaki yeni düzene sokmak için bunların hepsini yapacaklar diyorsun. Peki hani diyorsun Hesaplıyorlar ya, diyelim. Yani. suni gündemler bunlar, aslında yok diyorsun da, şimdi Ayşe teyze, Osman abi, sen, ben, biz evimizde paramız da olsa gıda alamayacak bir halde bir kış sonbahar mı geçireceğiz? Evimizde elektriksiz mi kalacağız? Biz ne yaşayacağız peki? Gıda fiyatları yükselecek.
İnanılmaz bir şekilde yükselecek. Şimdi senin cebinde paran olsa bile gidip onu alamayacaksın. Çünkü senin paranın alım gücü öldürülmüş. Kim tarafından? Senin eline gücü verdiğin adamlar tarafından. Bunların yürüttüğü ekonomi politikalar tarafından. Onu bir kenara koyalım. Biz kendi çevremizde, ülkemizde tarım üretimi, tarımsal üretim yapabiliyoruz. Kendi gıdamızı karşılayabiliriz Allah'a çok şükür. Ama biz gazda dışarıya bağımlıyız ve ithal ediyoruz bunu. Elektrikte dışa bağımlıyız. Ham maddede, biz her şeyde, üretimde biz dışa bağımlıyız. Gıdada da şöyle dışa bağımlıyız. Mazot var dövizle fiyatlanan. Gübre var dövizle fiyatlanan. Tohum var dövizle fiyatlanan. Hepsi işte bizim bugüne getirdiğimiz bu şey tarım politikaları da içinden çıkmadığımız için böyle bir şeyin açmazın etkiliyor. Ama fark etmiyor. Burada bir şeyler yapıyoruz en azından. Ama bu ithalatlar doğru yapacak bir döviz bulamadığımız zaman bulamazsak. Çünkü Merkez Bankası'nın artık rezervleri ortada. Yani şu anda eksi 50 milyarlar doları düzeyinde swaplar düşürdüğünde Merkez Bankası'nın net rezervleri. Yani Türkiye'nin tarihinde yok böyle bir şey ya. Yani bugün buraya getirilmiş. Neyse sonuç olarak bu kesintileri yaşama ihtimalimiz bu kış var. Türkiye'nin döviz kaynaklı sebeplerden var. Avrupa'nın tedarik kaynaklı sebeplerden. Herkes için bir sebep bulunur dünyada. Senin bir videonda kabus gibi bir kışa hazır olun. 2023 yazıyor başlığında. Evet. Şimdi girmeden önce başlıklarına baktım. Bu videoyu izleyeyim diyordum ama ne demek istediğini biraz anladım. Ya bir de uzak bir Evet. zaman değil. Hani böyle konuşmalar yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz da böyle ileriki yıllar için olunca insan biraz daha rahat gelmezmiş gibi düşünüyor. Ama şimdi bu kış diyorsun, birkaç hafta diyorsun, sonbahar diyorsun ya çok yakın bir zamandan bahsediyoruz aslında. Yani süreç başlıyor. O dediğim gibi o videoda bahsettiğimiz konular işte aşağı yukarı bunlardı. Ve bunun en derinleşeceği noktada bu videonun da başında konuştuğumuz Çin ve Tayvan geriliminin askeri boyuta taşınması ile orada başlıyor olay. Ne zaman ki orada artık savaş gemileri Tayvan açıklarında Çin savaş gemileri ihlal ettiği andan itibaren Tayvan karasularını orada başlıyor. O yüzden herkesin gözü orada olsun derim. Peki Hamza, bu ev fiyatları işte ne bileyim bir şey alayım mı, şu kadar param var ne yapayım? Sana da en çok sorulan sorulardır eminim bunlar. İnsanlar bir panikte ya bir taraftan. İşte 3 kuruşum varsa ne edeyim, ne yükselir, ne yapayım? Ev alayım mı, almayayım mı, bekleyeyim mi, düşer mi? Ne söylersin insanlara? Şu anda ev ihtiyacı olan varsa, o krediyle düşük faizli kredi bulabiliyorsa ve kenarda da parası varsa, bu koşulların hepsi varsa bence ev alınabilir. Çünkü kredi taksitlerinin ödenmesiyle alakalı bir resesyon durumunda gelirler düşecek, işsizlik artacak, gelirler garantide değil İlkay. O yüzden diyorum kenarda paranız varsa bu tür uzun vadeli kredilere girebilirsiniz. Eğer yoksa şu anda baskı altında tutulan her ne kadar yavaş hatta şu an daha bugün yani yeni bir trend kırılımı da geldi altında kripto paralarda ama çok ciddi bir yükseliş için değil. Yani ufak çaplı bir yükselişin geldiği bir dönem. Şu an onun biraz başındayız. Bu Altın ve seviyeleri kripto yükseldi kaçırırlarsa diyorsun. altın, kripto, gümüş biraz ama çok fazla bir olması gerektiği kadar bir yükselişten değil. Dönemsel böyle inişler çıkışlar oluyor ya. Öyle bir dönemdeyiz. Ama kısa vadeli kimse bakmasın. Orta ve uzun vade olarak fiyatı da burada o yüzden çok fazla önem arz etmiyor. Ne olmuş oluyor? Buralarda hiç böyle oluşturulan algıya aldanmadan buralarda konumlanıp mümkün olduğunca dip seviyeleri yani destek seviyeleri biraz teknik analize biraz bakmalarını öneririm. Bununla ilgili yayınları da takip edebilirler teknik analize. Destek ve direnç seviyeleri vardır. Her emtianın ondan sonra finansal varlıkların her şeyin destek ve direnç seviyelerinin grafik üzerinde baktığı zaman destek noktalarına yakın olduğu yerlerde girsinler, alsınlar ve kenarda beklesinler. Sınırlı varlıklardan bahsediyorum. Altın, gümüş, Bitcoin, mesela sınırsız kripto paralar değil. Luna mesela çöktü gitti. Çünkü sınırsız. Aynı Amerikan dolarından hiçbir farkı yok yani. Trilyonlarcasını bastılar, bir günde batırdılar, gittiler. Ve orta vadede bunların enflasyondan çok ciddi bir şekilde koruyup hatta avantaj sağlayacağı
varlıklar olduğunu ben düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Hamza Yardımcıoğlu. Yani arada bir bu değerlendirmeleri bize yap. Gerçi hiç iyi bir şey de söylemedin ama gelecekleri söylüyorsun. Çok yakın bir gelecekten bahsediyorsun. Ne diyeyim? Nasıl bitirelim? Sen En bitir. azından bu haberimiz olsun veya inşallah olmaz, tedbirli olalım. Bir şey olsa da olmasın, tedbirli olalım. Böyle bakalım olaya. Tedbirli olalım. Görüşmek üzere. Tekrar teşekkür Görüşürüz. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu videolarda iyi şeyler söylensin. Biz de iyi şeyler aktaralım. O kadar çok istiyorum ki. Ama maalesef Hamza Yardımcıoğlu'nun da söylediği gibi gerçeklere hazırlı olmak gerekiyor. Geçmiş süreçlerden ve yaşananlardan ders almak gerekiyor. Hani pandeminin ilan edilmesi süreciyle şu an maymun çiçeğinin yaşandığı sürecin neredeyse birebir aynı yaşanıyor olması, ekonomik bir krizin maskeleniyor olması amaçlanarak dünyanın başına belli çorapların örülmesi, ülkemizdeki coğrafyada yaşananlar, işte 2001 yılında yapılan bir tatbikatın bugün neredeyse gerçekleştirilmeye çalışılıyor olması, dünya basınından felaket bir kış geliyor, enerjiler kesilecek, gıda zincirleri dağılacak, gıdaya ulaşamayacaksınız söylemlerin avaz avaz yapılıyor olması, bu kez işleri komplo teorisi değil, onun çok daha ötesinde geliyor olanı ya da hayatlarımıza getirilmek istenene göstermek gibi bir süreç. Dolayısıyla bu yayınları da inanın içinde izlerken ben de bir çocuğu olan, evi kirada olan, işte emek vererek yaşamaya çalışan biri olarak hani çok iyi şeyler duyma temennisiyle, iyi şeylerin olması isteğiyle yapıyorum. Ama bir taraftan da yaşadığımız sürece bakıyorum. Gelecek olanlara hazırlıklı olabilmek, en az hasarla atlatabilmek için bir katkı olmasını diliyorum. Dolayısıyla bu süreci böyle değerlendirelim. Ne zorlukların altından da milletçe, ülkece kalktığımızı, hani küllerimizden tekrar doğduğumuzu da unutmayalım. Bana hep şey gibi gelir, yani gecenin en karanlık olduğu andır güneşin doğmaya başladığı an. Hayatta aslında biraz böyle, buna da bakmak lazım ama gelecek günlerde hazırlıklı olmak lazım. Sizler de lütfen yorumlarınızı, önerilerinizi, kanalımda görmek istediklerinizi, sorularınızı, ya şunu da sor, lütfen bunu da konuş dediğiniz her ne varsa yapıcı eleştirilerinizi aşağıda yorumlarda paylaşın. Bunu hep söylüyorum. Bu yolculuk benim için sizler orada olduğunuz için, sizler eşlik ediyor olduğunuz için mümkün oldu. O yüzden her bir videonun da her birimizin hayatına eşlik ediyor olmasına, bir katkı sağlamasını canı gönülden diliyorum. Ama ruh dünyamıza bir katkı, ama olacaklarla ilgili bir uyarı, ama her neyse gerçekten katkı olmasını diliyorum. Varlığınız çok kıymetli, yorumlarınız çok kıymetli. Ayrılmadan önce abone değilseniz İlkay Boralı YouTube kanalına abone olun arkadaşlar. Bu arada katıl özelliği, hemen yukarıya bir link koyalım. Katıl özelliğiyle İlkay Boralı YouTube kanalını ayrıca destekleyen takipçilerim var. Hani böyle ekonominin gidişatını konuştuğumuz, birebir yaşadığımız bir dönemde İlkay Boralı YouTube kanalı yaşasın diye ayrıca bir destekte bulunuyor olmanız, benim de katkım olsun demeniz, ne kadar komik olursa olsun rakamlar, inanılmaz kıymetli. İyi ki oradasınız. Her biriniz iyi ki oradasınız. Bu videoları izlediğiniz için bu yolculuk benim için mümkün oldu. O yüzden önce Yüce Rabbime, sonra her birinize ne kadar teşekkür etsem o kadar azdır. Arkadaşlar, bu yolculukta yaşadığımız ufak tefek zorluklar da var. İkinci bir kanalımız var. Aldığımız uyarılar, yayınlayamadığımız videolar. Şimdi anlatmayayım, şikayet etmeyeyim kendi bulunduğum mecrayı ama İlkay TV'nin ikinci kanalımız olduğunu söyleyeyim size. Orada da az buz değil yani. Bir abonemiz var. İlkay TV'yi, ikinci kanalımızı, burada yayınlayamadığımız videoları yayınlayabilmemiz için, yeni projelerde bize eşlik edebilmeniz için lütfen takip alın. İlkay TV'ye de sahip çıkın. Ne diyeyim? Çok daha güzel günlerde. Önce yaşadığımız ana şükrederek, sahip olduklarımızın kıymetini bilerek. Ama daha da güzel günlerde görüşebilmek dileğiyle Allah'a emanet ediyorum her birinizi. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.